Arkadaşlar, herkese merhabalar. Bundan önceki videolarımızda en son şu clear olayını yapmıştık. Şimdi bu videomuzda dedik ki buraya da bir tane drip list, drop list koyacağız. Bu drop listle birlikte sayfalar arasında geçiş sağlayacağız. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bu screen main'i kullanacağız. Tekrar burada. Bu screen main'in içerisine daha önceden yazdığımız diğer sayfaları da tek tek include edelim. Şimdi şunu şöyle bir çoğaltalım. Biz ilk neler yazmışız burada? Mikro. Hatta şunları şöyle doğrudan doğruya kopyalayalım. Ve de nokta h koyalım. Ve de nokta h koyalım. Ve en son bizim işte calculator kısmına da onu koymuşuz. Developer'ı koyduk. Formülayı koyduk. Bir de image koyacağız. Bunu da yeniden adlandır diyelim. Ve şu şekilde buraya koyalım. Şimdi hepsinin yollarını verdik. Artık bizim şimdi mesela daha önceki süreçte şu screenlerimizin içerisine bunları oluşturuyorduk ya. Bunları bu şekilde artık ne yapmamıza gerek kalmadı? Kullanmamıza gerek kalmadı. Şunların hepsini bir öncelikle temizleyelim. Formüle diyorum. Formula C, Developer C, Calc C, Main C. Main'imiz zaten kullandığımız. Calc C'mizin içerisinden temizledik. Developer C'mizin içerisinden. Şunları temizleyelim. Ondan sonra Calc C, Developer C, Formula C'nin içerisinden de temizleyelim. Bir de Image C'mizin içerisinden bunu yapalım. Bu şekilde temizleyelim. Şimdi burada bunun bildirimini yapmıştık. C dosyası nerede? Main C. Evet. Şimdi bakın, ben burada oluşturduğum fonksiyonları bunun içerisinde bu şekilde kütüphaneli bir şekilde çalıştığım için ne yapabiliyorum artık? Kullanabiliyorum. Şunu şöyle koyalım. Mesela hatta biz burada yazdık ya bunları. Bunların hepsini şöyle bir tek tek alalım buraya. Bu şekilde yaptığımız takdirde Calc C bizim main screen bu şekilde buraya koyarsak bakın bu şekilde bunların hepsini ne yapabiliyoruz? Çalıştırabiliyoruz. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Şunları artık burada kullanmamıza gerek kalmadı. Sadece screen main'i burada tutarak işimizi görebiliriz. Çünkü bunları burada include ettik ya. Orada bunlara ihtiyacımız kalmadı. Şimdi ne yapalım? Şuradan hemen şu listimizi kopyalayalım. Şu style'ları alıyorum. Ondan sonra listimin şu fonksiyonlarını da alayım. Bir de son olarak şu fonksiyonu bildirimini alacağım şöyle. Tabii bu fonksiyonların isimlerini değiştireceğiz birazdan. Sonra şu fonksiyonun içerisini kopyalıyorum. Şuradan tekrar bunun list event'ini alıyorum.
Ve son olarak da şu en alttaki style'ının list event'ını alıyorum. Yani style dosyasını alıyorum daha doğrusu. Style fonksiyonunu alıyorum. Şimdi şunun içerisini şöyle bir temizleyelim. Burası şöyle bir boş kalsın. Şuraya bir çeki düzen verelim. Burada DD listemizi oluşturduk. Ama şundan önce bir isimlerini değiştirelim. Main diyelim buna. Main. Main. Domain style dedim. Şunu tekrar alıyorum. Bunu da main yaptım. Ve bunu da aldım. Şunu şöyle üste alayım. Style'ı alt alayım. Şunları da artık main diyorum. Şimdi şu ikisini şöyle önce bir düzenleyelim. Main. Aziz Allah. Ezan okunuyor da. Şuna da bir main dedik. Bu page 4'ümüz yok artık. Burası BV. SRZ. Apt olarak gelecek. Fonksiyonunu al dönüyordu değil mi? Evet. Başka burada edit yapmam gereken bir şey var mı? Ha, şurayı değiştireceğim. Bunu bir main yapacağım. Bunu da main olarak değiştireceğim ismini. Şu cmain değil tabii ki. Main olacak. Şu event'ını da bunu main olarak değiştirelim. Buraya da şöyle bir komple koyayım. Bunu koyayım. Drop. Ne bu? Tam. Heh. Bu da main style olacak. Bunu da aldım. Ve bunun içerisine koydum. Bunları şöyle hemen main olarak değiştirelim. Bunlara da ve hemen aşağısında şunlara da. Evet, şu an herhangi bir neyimiz yok gibi duruyor. Hatamız yok gibi duruyor. Tabii ki bunların isimleri değişecek. Ne olacak? İlk ekranımız calculator. Ulan. Olsun. İkinci ekranımızın adını şunlar şöyle hizalı alalım. Şuna da bir ters taşlığı koyuyorum. Burası ne olsun? Formula olsun. Burası ne olsun? Image olsun. Burası da developer olsun. Evet, bu dördünü bu şekilde. Tabii şurası H değil. Koyduk. Şimdi şunları şöyle bir tekrar kopyalıyorum. Bunun içerisinde kullanacağım. Ama şimdilik gerek yok gerçi. Tamam. Tur dedik. 180'e 25 olarak ayarladık. 15 15'ten başlattık. Şimdi şunu da bir görelim. Neresine geliyor ekranın? Bunu bir çalıştırayım. 15 15 dediğimiz zaman evet bir yerden bir hata geldi. Main drop list işlemine başvurulmuş. Main drop list belirtmemiş miyiz? Yukarıda belirtmişiz. Ne öyle de bir şey var. Main drop list. Tamam.
Boyut olarak belirtmişiz. Burada da boyut olarak kurmuşuz. Tamam. LVSC at başvurmuş. Ha. Tamam anladım. Şuradan şurayı yanlış yazmışız. Bir örnek olarak yok mu? Evet. Şöyle yukarıya çıkalım biraz. Level. Ne yazmamız lazımmış? Hepsi mi level şeye bağladık ya? Calculator buton, page store. Bunların hepsini şey mi bağladık? Toss calculator number. Buna bağlamışız. Bunu da bağlamışız. Bunu da bağlamışız. Bağlamadığımız yok mu bir tane Allah aşkına ya? Land bu yukarıya çık 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 çık. Page. Leve serici at. Doğru yazmamış mıyız ya? Tamam doğru yazmışız. Bir dakika. Nerede bir hata yaptık? Ha, SRC yazmışız. Biz SCR olması lazım. Evet. 15-15 deyince burada geldi. Şimdi bunu biraz yukarıya almak istiyoruz. 25'e x de buraya da 5 gelsin. Evet. Şimdi biraz daha iyi oldu. Tabii bunu biraz alanı genişletelim. 25, 15, 180 demişiz. Set size yapalım. Bunu 200 yapalım. Allah. Şu style'dan dolayı mı bu şekilde alıyor bunu? Style'ımızı verdiğimiz yerde body DVDPI ne kadarmış? Tanıma göz at. 100'müş. Bunu bir 5 yapalım. Bunu da bir 5 yapalım. Bakalım şimdi nasıl gelecek. Evet şimdi biraz daha geniş geldi. Şunu da bir 5 yapalım bakalım batımı. Şimdi biraz daha genişledi. Demek ki biz bunu burada statik olarak vermişiz. Sebeste painting inner. Mini bu. Bunu bir 10 yapalım. İnner'ımızı. Yanlış mı yaptık? Bunu style kontrol ettiğimiz için büyük bir ihtimalle bu alanımız daraldı. DP'lerin line space çizgi boşluğu bunu 15 yapalım. Line space'ten oluyor büyük bir ihtimalle. Hatırlamıyorum uzun zaman oldu. Aşağıya doğru aldı. Demek ki burayla bir alakası yok body'mizle. SB burayla bir alakası olması lazım. Scroll bar'ın olduğu yer. Bir dakika. Kalkulator. Bunu buradan veriyoruz. Tablet'ten alıyor. 200, 250 yapalım. Değişken bir şey olmadı değişen. Nasıl yapıyorduk ya? Çok zaman olunca böyle kalıyor. Şimdi tekrar dokümantasyona bakmak istemiyorum ama. Üstüne niye bindi? Stately.
Opa ile alakası yok. Radius çapla alakası yok. Durum var. Bunu bir 15 yapalım. Bakalım çap panı bağlamışlar bunu. Yok, onunla da alakası yok. Şu gidiyoruz tarihi bir açayım bakayım. Objedeyim. Objeyi oluşturuyoruz. Get style demişiz. Get style'ımızın içerisine bir bakalım. Neler alıyor? Seviye alıyor. Araya set hey. Alanımızın genişliği tamam. Ondan sonra body point inner'dan alıyormuş. Şunları nereden alıyor? Scrollbar'a bakalım bir. Style. Tanıma git. Burada scrollbar'da da style'ımızı bu şekilde alıyor. Ses style ile birlikte eğit veriyor. Refresh, yenilenme, drop pad. Bunu page sayfa invalidate diyor. Bunu sonra siliyor. Inner pending inner. Pending inner'ımız nerede? Pending inner. O zaman bunu bir elle mi yapsak gözle görülebilecek bir fark var mıyız? Neyse. İş olarak kalsın. Sonra ben bunu bir tekrar bakarım. Bu videoların devamına koyarım. Bulabilirsin. Şimdi şunu evvela şöyle bir üst tarafa alalım. Üst tarafta açılsın. Bunun üstüne gelsin. Evet. Formula. Şuralardaki boşluklarımız aslında çok fazla. Bottom, top, left. Bottom'ı 8'e düşürelim tekrar. Bottom değil mi? Neyden yapıyormuşuz? Painting, left, left, evet, şimdi top'u düşürüyor. Düzeldi. Güzel. Burası kalsın. Ben o noktaya bakacağım. Sonra onun üstünden nasıl kaldırabiliriz diye bir çözüm yolu bulacağız. Mesh Calculator. Boyutlar. Boyut buradan atıyoruz. Bunun kendi temasından asılmış. Tanıma git. Listings. Listing'in içerisine bir bakalım. 8 bölmüş 6 background. Cell var bir de. Bu cell'imiz kullandık mı biz burada? Cell'i de burada kullanmış. Renk veriyor burada sadece. Background'a space. Boşluk. Background'ımızın içerisinde mi bu? Bir bakalım tekrar. SB Style Background Style. Evet. Buradan şunları bir alalım. Burada olmayanları ekleyelim. Buradan çözeceğiz büyük bir ihtimalle. Line Space'imiz şu button var. Top Right Left var. Büyük bir ihtimalle buradan çözebiliriz diye düşünüyorum. Yok, zaten bu da varmış. Şimdi bir yorum satın alayım. Acaba buradan mı çözülüyor? Yok.
Bu değil. Bu bizim işimize gelmez. Şunu silelim. Allah. Paneli kopyalamışız burada da. Bunun bir tanımına gidelim. Panelden bulabilir miyiz bunu? Panel, Red Border Color, Border Color. Ya background'da değil o büyük bir ihtimalle. Bence bu SV ile bir alakası var. Bu SV'yi nasıl alıyoruz ona bir bakmamız lazım. İdilis sil SV. SV'mize bir bakalım buradan. SV. SV. Nerede tamamlamış? Burada. Border color. Lip lap. Paint. Inner'ımızı zaten burada kullandık sanırım daha önceden ya. Var mıydı? Scrollbur. Evet, genişliği tamam. Buymuş. Niye bu kadar oldu peki bunu? Sıfır yapalım. Sıfır yaptığımız zaman ne olacak? Scrollbur. Git. Ya bu scrollbar'ın genişliği. Normalde bunu attık. Tamam. Scroll olarak attık. Bilmiyorum. 120 yapalım. Bakalım küçültünce düzelir mi? Yok arkadaşlar. Bunu ben bulursam buna eklerim. Heh. Neyse artık bunu böyle oluşturduğumuza göre şimdilik burası kalsın. Bundan sonraki videomuzda bu eventlarını veririz bunun. Yumurtlarını verdikten sonra da devam ederiz. Zaten gerçi çok bir şey kalmıyor. Bağlantıları yapacağız. Yumurtları vereceğiz. Bir de elde edebilirsek bir executable bir dosya elde etmeye çalışacağız. Bundan sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.